Hüseyin'e gideceğiz. Klima kullanımı arttık dedik efendim. Şimdi kuraklık dedik. Bir Habertürk meteoroloji mühendisi Hüseyin Öster'le konuşacağız. Şimdi hava çok sıcak. Günlerdir çok sıcak. Artık nefes alamıyoruz İstanbul'da, Marmara'da. Şimdi Hüseyin'e bir soracağım. Hüseyin merhaba. Hoş geldin Ana Haber'e. Şimdi Hüseyin doğrudan sorayım, bu gece uyuyabilecek miyiz? Allah aşkına anlat bize. Güzel bir haber ver. Güzel bir haber ver. Artık gündüz kafeini mi, çayı mı, kahveyi mi fazla içiyoruz sıcağı ilave bilmiyorum ama gerçekten de uykusuzluk çok büyük problem. Kıyıya yakın bir şehirde yaşıyorsanız problem. İç kesimlerde daha rahat hava. Şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü geldi. Ben hemen önemli iki olay var. Bunları aktaracağım. İstanbul'a ve Marmara'ya iyi haber geliyor. Bakın iyi haber radar görüntüsünde geliyor aslında. Yağışlar, yaz yağmurları Bulgaristan sınırından itibaren Türkiye'ye sokuldu. Kırklareli ve Edirne'nin kuzey ilçelerinde biz konuşurken yağmur var. Bu peşine de biraz serin rüzgarlarla ikinci, hatta hafta sonuna yaklaşırken üçüncü dalga halinde kuzeyden Marmara'ya yağışlı daha serin havaların sokulacağı tarihi başlangıcı. Yani bugün başlıyor ama asıl salı İstanbul'un Avrupa yakasında yağış oluşabilecek. Edirne çevresinde dolu ihtimali var. Bunlar riskli tabii. Bu kadar su buharı ve sıcaklık derken sıcaklık haritası geldi bakın. Bu kadar ısınmanın ardına atmosfer çevriminde olan o su buharı nasıl yere inecek değil mi? Şiddetli mi inecek birden sağanak ya da dolu yağışıyla yoksa zaman zaman birkaç saat atıştıran yağmurlar şeklinde mi? Aslında İstanbul için üzerinden aralıklı yağmur geçen şeklinde ama biz Trakya'dan, Batı Karadeniz'den, Marmara'nın doğusundan biraz endişe ediyoruz. Taşkınlar yaşanabilir bu hafta hem salı hem perşembe cuma. Sıcaklık haritasında Türkiye'nin sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu kesimleri mevsim normallerinde kaldı. Sarı ile gösterilen yerlerde mevsim normalleri söz konusu. Bakın Türkiye'nin nüfusunun %90'ı neredeyse bu aşırı sıcak içinde yaşıyor. 1-2 Haziran tarihinden beri İzmir'de, Antalya'da, Adana'da ve çevre merkezlerde hepsini sayamayacağım. Hissedilen sıcaklık 40 derecenin altına düşmedi. Yani böyle bir yaz biz geçirmedik henüz. Bakın 1-2 Haziran'dan bu yana neredeyse 50 gün oldu değil mi? Evet. 40 derecenin altında hissetmiyoruz. Yani bu büyük Hüseyin gerçekten büyük geçirmedik mi yoksa her sene yaşadığımızı unutuyor muyuz? Ben de onu çözebilmiş değilim gerçi ama. Ya bana bilimsel veriler sende. Bilimsel veriler sende evet. Tabii. Ya öyle tablolar, veriler, istatistikler şunu söylüyor. 2023 dünyanın en sıcak yılıydı ama mesela geçtiğimiz kış tarihin en sıcak kışı değildi. Bölgesel öyleydi ama bu yaz Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bazı alanları hariç bütün Türkiye için kayıtları tutulduğu en sıcak yaz mevsimi oluyor. Bazı tabii ki yazlar sıcak söylediğin doğru. Geçtiğimiz yıllarda da biz çok bunu aldık. 2 hafta sürdü. Hatta sıcak hava dalgaları sebebiyle Manavgat'ta başlayan ve tarihimizin en büyük orman yangınlarına dönüşen sıcak hava dalgalarını unutmadık. Ama ben şuna bakıyorum. Ortalama sıcaklıktan ne kadar sapmışız ve bu ne kadar sürmüş? 2 hafta değil, 50 güne yakındır. Yani neredeyse 2 aya yakındır. Yani sonuç itibariyle ez cümle biraz rahatlayacağız. Biraz ama aşırı da değil. Yine yaz sıcakları bizimle olacak. Peki. Tahminleri takip edelim. Çok teşekkürler Hüseyin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.